Evet, merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz 20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti. Yirminci yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti konusu içerisinde göreceğimiz başlıklar, dağılmayı önleme çabaları dediğimiz fikir akımları, onun dışında Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları şeklinde bu konumuzu işleyeceğiz. Öncelikle dağılmayı önleme çabalarından bahsedelim. Fikir akımları dediğimiz 5 tane fikir akımı var arkadaşlar sırasıyla. Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük, Adem merkeziyetçilik ve Batıcılık dediğimiz fikir akımlarını görüyoruz. Bu fikir akımları sayesinde Osmanlı Devleti'nin gerçekleştirmek istediği ortak amaç Osmanlı Devleti'nin dağılmasını engellemek. Öncelikle şöyle bir hemen kısa bir örnek vereyim size. Örnek bir soru diyelim. Mesela Osmanlı Devleti'nde dağılmayı önleme çabaları doğrultusunda gerçekleştirilen fikir akımlarından hangisi ilk olarak uygulanmaya başlanılan fikir akımıdır? Şeklinde bir örnek soru düşündüğümüzde bu fikir akımlarından Batıcılık fikri ilk olarak uygulanmaya başlanmıştır. Evet. Osmanlıcılık ile başlayalım. Osmanlıcılık fikir akımı 19. yüzyıl başlarında, özellikle 2. Mahmut döneminde görülmeye başlanan, güçlenmeye başlanan fikir akımıdır arkadaşlar. Milliyetçilik akımı karşısında azınlıkları kazanmak amacıyla gelişen bir düşünce akımı. Baktığımızda Osmanlıcılığa göre din, dil, ırk ayrımı yapılmaksızın herkesin aynı hak ve yetkilere sahip olması anlayışı yerleştirmek isteği amaçlanmıştır. Osmanlıcılık fikir akımını savunan düşünürler, ünlü düşünürler arasında Mithat Paşa, Ziya Paşa, Namık Kemal gibi isimler var. Bu isimleri biz nereden hatırlıyoruz? Daha önce derslerimizde bahsetmiştik. Jön Türkler. Ancak bu fikir akımı Berlin Anlaşması ile Sırbistan, Karadağ ve Romanya'nın Osmanlı'ya karşı bağımsız olması Osmanlıcı fikir akımına ilk büyük darbeyi vuran gelişmelerden birisidir. Ve devamında Balkan Savaşları'nda Osmanlı Devleti'nin yenilmesi ve Balkan devletlerinin Osmanlı'ya karşı bağımsızlık isteği Osmanlı düşüncesinin, Osmanlıcılık düşüncesinin etkisini kaybetmesine neden olmuş arkadaşlar. Devam edelim. İslamcılık ya da ümmetçilik dediğimiz diğer adıyla ümmetçilik fikir akımı. Arkadaşlar İslamcılık düşüncesini benimseyen çevreler Osmanlı toprak bütünlüğünün ancak bütün Müslümanların halife etrafında kenetlenmesiyle korunabileceğini savunmuşlardır. Bu fikir akımı özellikle 2. Abdülhamit döneminde dış politikada benimsenen bir fikir akımıdır arkadaşlar. Yani 2. Abdülhamit döneminde devlet politikası haline getirilen fikir akımı hangisidir dediğimizde tabii ki İslamcılık ya da ümmetçilik fikir akımı diyeceğiz. Fikir akımının yani İslamcılık fikir akımının önemli savunucuları arasında Said Halim Paşa ve Mehmet Akif Ersoy gibi isimlerin de olduğunu görmekteyiz. Arkadaşlar bir kısım Arapların Osmanlı yönetimine karşı Birinci Dünya Savaşı'nda bağımsızlık arayışına girerek İngilizlerle işbirliği içerisinde bulunmaları İslamcılık fikir akımının yani ümmetçilik fikir akımının önemini kaybetmesine ya da başarısız olmasına sebep olmuştur. Unutmayalım. Arapların Birinci Dünya Savaşı yıllarında İngilizlerle işbirliği yapması bu duruma sebep olmuştur. Türkçülük ya da Turancılık. Türkçülük ya da Turancılık bir diğer fikir akımı. Arkadaşlar Türkçülük Osmanlı toprak bütünlüğünün dil, ideal, kültür birliğine sahip bir milletle ancak sağlanabileceğini savunmuştur.
Bu fikir akımını devlet politikasına devlet politikası haline getiren cemiyet İttihat ve Terakki Cemiyeti olmuştur arkadaşlar. Devlet politikası haline getirmiştir diyelim. Türkçüler arasında tüm Türklerin siyasi tek bir çatı altında toplanmasını savunan bir de Turancılar vardır arkadaşlar. Aslında Türkçülük ve Turancılık hedef noktasında birbiriyle ortak hedefler barındırmış. Ama Türkçülük Mustafa Kemal'in de savunduğu Turancılığa göre daha gerçekçi olan bir fikir akımıdır arkadaşlar. Şöyle söyleyebiliriz ikisi arasındaki farkı. Türkçülük sadece Osmanlı sınırları içerisinde yaşayan Türklerin tek bir çatı altında toplanmasını savunurken Turancılık bütün dünyada bulunan Türklerin tek bir çatı altında toplanmasını savunmuştur. Bu anlamda Türkçülük Mustafa Kemal için de daha gerçekçi bir anlayışa sahip diyebiliriz. Türkçülük düşüncesinin milli mücadelede ve yeni Türk devletinin kurulmasında aynı zamanda Türk inkılabının gerçekleşmesinde önemli bir rol üstlendiğini de söyleyebiliriz arkadaşlar. Bunların gerçekleşmesinde Türkçülük düşüncesinin esas alındığını bilelim. Türkçülük düşüncesiyle Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin, Yusuf Akçura, Mehmet Emin Yurdakul gibi isimlerin ön plana çıktığını söyleyelim arkadaşlar. Devam edelim. Batıcılık fikir akımı. Bu fikir akımına göre ise Osmanlı Devleti'nin Avrupa etkisine açık hale geldiği 18. yüzyılda daha çok ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Ne demiştik? Ünitenin başında Osmanlı'nın dağılmasını engelleme yönelik ortaya atılan fikir akımlarından ilk uygulanmaya başlanan fikir akımı batıcılık demiştik arkadaşlar. O açıdan batıcılığa dikkat edelim. İlk olması sebebiyle. Batılılaşma yanlılarına göre Avrupa'dan yararlanarak çağdaş bir yapı oluşturulmalı idi. Batıcılık yeni Türk devletinin kurulmasında aynı Türkçülükte olduğu gibi yeni Türk devletinin kurulmasında ve Türk inkılabının yapılmasında önemli bir rol üstlenmiştir. Bu fikrin savunucuları arasında Tevfik Fikret ve Celal Nuri gibi isimler bulunmakta arkadaşlar. Evet. Bir diğer fikir akımı Adem'in merkeziyetçilik. Arkadaşlar Adem'in merkeziyetçilik kelime anlamı olarak merkezin yokluğu anlamına gelir. Merkezin yokluğu. Kabaca bunu ifade ettiğini söyleyebiliriz. Bu düşüncenin en büyük savunucusu Prens Sebahattin'dir arkadaşlar. Bu fikir ekonomide liberalizmi savunmuştur. Liberalizm biliyorsunuz özgürlük. Her alanda özgürlüğü savunur. Bu düşünceyi benimseyen aydınlara göre merkezi yönetimin yetkilerinin bir bölümü yerel yönetimlere aktarılmalıdır. Yani eyalet sistemini savunmuştur. Merkezi yönetimler yerine yerel yönetimleri ön plana çıkaran bir fikir akımı arkadaşlar. Pekala. Fikir akımlarından bahsettik. Kısaca önemli noktalarına değindik. Şimdiki konumuz Trablusgarp Savaşı. Yine 20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti'nin yaşamış olduğu önemli gelişmelerden birisidir. Trablusgarp Savaşı. 1911 ve 1912 yıllarına tekabül eder. Peki Trablusgarp Savaşı'nın sebepleri nelerdir? Bunları inceleyecek olursak. Siyasi birliğini geç tamamlayan İtalya'nın sömürgecilikte geç kalması ve bu eksikliğini tamamlama düşüncesi arkadaşlar. Biliyorsunuz İtalya ve Almanya siyasi birliklerini 1870 ve 1871'li yıllarda tamamlayan iki Avrupa devleti, yani diğer Avrupalı devletlere göre siyasi birliğini geç tamamladılar. Ve bu yüzden sömürgecilik yarışında da geç kaldılar. İtalya bu eksiğini kapatmak için ne dedik? Osmanlı'nın Trablusgarp topraklarına göz dikmiş. İtalya Trablusgarp'ı alarak ham madde ve pazar alanındaki ihtiyacını da karşılamak istediğini söyleyelim ikinci neden olarak. Yine
başka bir neden Osmanlı Devleti'nin bölgeyi hem karadan hem de denizden savunacak gücünün olmaması. Denizden gönderilebilecek bir donanma mevcut değil bu dönemde. Olan da yetersiz. Karadan ulaşma imkanı da maalesef yok. Birazdan harita üzerinde göstereceğim, daha net anlayacaksınız. Karadan gitmeye çalıştığında Osmanlı birlikleri Mısır'daki İngiliz kuvvetlerine takılacağı için böyle bir madde koyulmuş buraya. Aynı zamanda Trablusgarp'ın coğrafi olarak İtalya'ya yakın olması ve Osmanlı Devleti'nin bu dönemde karışıklık içinde bulunması İtalya'nın Trablusgarp'a saldırmasının nedenleri diyelim. Peki, harita üzerinde daha net anlaşılacak. Baktığımız zaman arkadaşlar İtalya, Güney Avrupa ülkelerinden bir tanesi. Çizme olarak adlandırdığımız devlet. Ne dedik? Coğrafi konum olarak kendisine yakın olan Osmanlı toprağı, Trablusgarp'ı, yani bugünkü Libya arkadaşlar, unutmayalım. Libya'ya göz dikmiştir. Ve Osmanlı buraya gönderecek donanma gücünün yetersizliği ve karadan ulaşmaya çalıştığında da Mısır'da bulunan İngiliz kuvvetlerine takılması Osmanlı'nın bu konuda elini kolunu bağlayan sebeplerden bazıları diyebiliriz arkadaşlar. Fakat Osmanlı hiçbir şey yapmamış mı? Tabii ki yapmış. Nedir yaptığı mesela? Bölgeye gizli subaylar göndermiştir arkadaşlar. Hemen savaşın gelişimi hakkında bakalım. İtalya, Trablusgarp'ı işgal etme düşüncesinden İngiltere ve Fransa'yı haberdar etmiş. Ve bu iki devletin onayını aldıktan sonra 1911 yılında Trablusgarp'a çıkartma yapmış. Dediğimiz gibi Osmanlı donanmasının yetersizliği ve bölgeyle olan kara bağlantısının olmaması nedeniyle Trablusgarp'a 10 ordu gönderilememiş. Ancak bazı subaylarını gizlice gönderdiğini söylemiştik ki bu subaylar arasında çok önemli isimler var. Başta Mustafa Kemal ve Enver Paşa arkadaşlar. Gizli olarak bölgeye geliyorlar ve İtalyan güçlerine karşı önemli başarılar kazanıyorlar. İtalyan güçlerinin, askerlerinin iç bölgelere sokulmasını engelliyorlar. Mustafa Kemal bölgeye gazeteci Şerif olarak geliyor. Enver Paşa ise tüccar Hamdi olarak geliyor arkadaşlar. Mustafa Kemal'in başarı gösterdiği yerlere baktığımızda Derne ve Tobruk, Enver Paşa'nın ise Bingazi'de daha çok önemli başarılar elde ettiğini söyleyebiliriz. Arkadaşlar, Mustafa Kemal başta olmak üzere Enver Paşa gibi önemli Osmanlı subaylarının bölgede Arap kabilelerini İtalyanlara karşı örgütlemesi ve İtalyanlara karşı başarılı bir direniş göstermesi İtalyanları oldukça rahatsız eden bir durum oluyor. Ve bu rahatsızlıklarını, yani Osmanlı'nın burada gösterdiği direnişi kırmak, başarıyı kırmak amacıyla İtalya'nın başvurduğu bir yöntem var. Nedir o? Çanakkale Boğazı'nı ablukaya altına almak, yani kuşatma altına almak ve Ege'de bulunan Osmanlı'ya ait 12 adayı işgal etmek. Bu durumda Osmanlı Devleti barışa zorlanmış oluyor ve arkadaşlar Osmanlı barış yapmak durumunda kalıyor. Evet, Trablusgarp Savaşı'ndan kalma bir görsel. Sol tarafta Mustafa Kemal ve sağ tarafta Enver Paşa olmak üzere. Gördüğünüz gibi arkadaşlar o savaştan kalma bir görsel. Evet. Trablusgarp Savaşı sonunda İtalya ile Osmanlı arasında imzalanan anlaşmamız Uşi Anlaşması arkadaşlar 1912 yılında. Bu anlaşmaya göre Trablusgarp ve Bingazi kime bırakılıyor artık? İtalya'ya bırakılıyor. Trablusgarp ve Bingazi halkı dini bakımdan halifeye bağlı kalacak. Bu önemli bir madde. Trablusgarp ve Bingazi dini bakımdan halifeye bağlı kalacak. Arkadaşlar, burada şöyle bir örnek soru söyleyebiliriz mesela. Direkt Osmanlı Devleti halifelik makamını siyasi anlamda ilk defa hangi olay içerisinde kullanmıştır diyecek olursak, bunun örneğini hemen şuraya yazalım. Küçük Kaynarca
Antlaşması'nda arkadaşlar Kırım'ın kaybedilmesi üzerine, Rusya'ya kaybedilmesi üzerine halifelik makamı ilk kez burada siyasi anlamda kullanıldı. İtalya, Rodos ve 12 adayı Osmanlı Devleti'ne bırakacak. Ancak Balkan Savaşları nedeniyle Yunan tehlikesine karşı geçici olarak İtalya'da kalacak. Normalde İtalya'nın Trablusgarp Savaşı sırasında işgal etmiş olduğu Rodos ve 12 adayı Osmanlı Devleti'ne savaş sonunda teslim etmesi gerekiyordu. Ama Trablusgarp Savaşı daha bitmeden Balkan Savaşları'nın başlaması üzerine biz geçici süreliğine arkadaşlar bu adaları İtalya'ya bıraktık. Aynı zamanda İtalya bölgenin duyunu umumiye olan borçlarını İtalya'ya devretmiştir. Diyelim ve devam edelim. Arkadaşlar peki Uşa Anlaşması'nın önemi nelerdir? Bir kere şunu kesinlikle unutmuyoruz. Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son toprak parçasını Uşi Antlaşması'yla kaybetmiştir. Yani son kaybettiği Kuzey Afrika'da, şöyle yapalım, Kuzey Afrika'da son kaybettiği toprak olarak Trablusgarp olduğunu söyleyelim. Yine Osmanlı'nın Kuzey Afrika'da ilk kaybettiği yer olarak da nereyi söyleyeceğiz? Cezayir. Trablusgarp'ı İtalyanlara kaptırdık. Cezayir'i ise Fransa'ya kaptırdık arkadaşlar. 12 ada fiili olarak elimizden çıkmıştır. Trablusgarp Savaşı ile. İtalya Ege Denizi'nin etkin bir güç haline gelmiştir. Geçici süreliğine vermiştik biliyorsunuz 12 adayı İtalya'ya Balkan Savaşları'ndan dolayı. Bu yüzden Ege Denizi'ndeki etkinliğini arttırdığını söyleyebiliriz İtalya. Dünya Savaşı'nda yenilince bu adaları İtalya Yunanistan'a bırakmıştır. Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu durumun kötülüğü de ortaya çıkmıştır arkadaşlar. Geçelim 1. Balkan Savaşı'na. 1912 ve 1913 yılları arasında yaşanan gelişme. Nedenlerine baktığımızda arkadaşlar öncelikle şunu belirtelim. Bizim Fransız İhtilali ile beraber dünyada milliyetçilik akımı denilen bir akımın ortaya çıktığını biliyoruz. Ve Osmanlı'nın da bu akımdan olumsuz etkilenen devletlerden biri olduğunu söylemiştik. Çünkü milliyetçilik akımı daha çok çok uluslu yapıdaki imparatorlukları etkileyen, daha doğrusu olumsuz etkileyen bir gelişmeydi. Ve Osmanlı'ya bağlı olan Balkanlar'da bulunan bu azınlık topluluklar, Bulgarlar, Yunanlar, Sırplar ve Karadağlılar başta olmak üzere Osmanlı'ya karşı bağımsızlık mücadelesine girişmişlerdi. Milliyetçilik akımının etkisiyle. Ve Balkan savaşlarında da, 1. Balkan Savaşı'nda da gördüğümüz Bulgaristan, Yunanistan ve Sırbistan başta olmak üzere, Karadağ da dahil olmak üzere Osmanlı Devleti'ne karşı savaş ilan ediyorlar arkadaşlar. Savaş ilan etmelerinin nedenlerinin en başında dediğimiz gibi milliyetçilik akım var arkadaşlar. Onun dışında Rusya'nın Balkanlarda oluşturmak istediği bir Slav Birliği politikası vardı. Biz buna Panslavizm politikası diyorduk. Bu politikayla Ruslar Balkanlardaki milletleri, azınlıkları Osmanlı'ya karşı kışkırtıyorlardı. Yine büyük devletlerin çıkar ilişkileri, Balkanlardaki milletlerin Osmanlı'ya karşı Balkan savaşlarına girişmesinde etkili olmuştur. Reval görüşmesiyle İngiltere Rusya'yı boğazlarla ilgili ve Balkanlarla ilgili faaliyetlerinde serbest bırakmıştı. Reval görüşmeleri 1908 yılında İngiltere ve Rusya arasında yapılan bir görüşme ve Osmanlı'yı sonuçları bakımından olumsuz etkileyen, doğrudan olumsuz etkileyen bir gelişme arkadaşlar. Balkan devletlerinin Osmanlı Devleti'ndeki karışıklıklardan yararlanmak istemesi de yine bir diğer neden. Evet.
Balkan savaşlarıyla alakalı bir haritamız var, görselimiz var. Birinci Balkan savaşlarındaki durum, ne demiştik? Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ. Bu dört devlet Osmanlı Devleti'ne karşı birleştiler ve savaş ilan ettiler. İkinci Balkan Savaşı'nda Osmanlı Devleti bulunmuyor biliyorsunuz. Doğrudan katılmıyor daha doğrusu. O savaşta birazdan göreceğiz. Bulgaristan'a karşı oluşan bir ittifak var. Romanya, Sırbistan, Karadağ ve Yunanistan arasında. Savaşın gelişimine gelecek olursak, Birinci Balkan Savaşı'nın gelişimi dediğimizde, arkadaşlar Osmanlı ordusu Balkan devletlerinin saldırıları karşısında başarısız olmuş ve Balkan toprakları işgal altına girmiştir. Balkan topraklarında Osmanlı egemenliğinde kalan son topluluk olan Arnavutlar da arkadaşlar, Balkan Savaşı esnasında bağımsızlıklarını ilan etmişler. Bakın bu bilgiye dikkat edin. Yani bu bilgide şu ayrıntıya dikkat. Ne diyeceğiz? Birinci Balkan Savaşları'nda Osmanlı'ya karşı oluşturulan ittifakta olmamasına rağmen savaş esnasında Osmanlı'dan ayrılıp bağımsızlığını ilan eden devlet hangisidir? Cevabımız Arnavutluk olacak. Peki Birinci Balkan Savaşı'nda yaşanan bu olumsuzluğun, mağlubiyetin nedenleri nelerdir dersek, bir, savaş öncesinde Balkanlarda bulunan ordunun büyük bir kısmının terhis edilmesi, yani çekilmesi, o bölgenin boşaltılması. İki, ordu içinde siyasi tartışmaların baş göstermesi. Biz burada arkadaşlar, Birinci Balkan Savaşı'ndan sonra orduyla siyasetin birbirinden ayrılması gerekliliğinin önemini bir kez daha anlamış oluyoruz. Ordu içinde siyasi tartışmalar dedik. Üç, seferberlik ve savaş hazırlıklarının zamanında yapılmaması da yine Birinci Balkan Savaşı'nın Osmanlı'nın kaybetmesinde en önemli etkenlerden birisi. Arkadaşlar Birinci Balkan Savaşı sonucunda Osmanlı Devleti Balkan devletleriyle Londra Anlaşması'nı imzalıyor 30 Mayıs 1913 tarihinde. Bu anlaşmaya göre Edirne, Kırklareli, Dedeağaç, Trakya'nın tamamı, Doğu Trakya, Batı Trakya Bulgaristan'da kalacak arkadaşlar. Bulgaristan'da kalacak ve Midye-Enez hattı sınır kabul edilecek. Normalde bugün Bulgaristan ve Yunanistan'la sınır hattımızı belirleyen nehir Meriç Nehri'dir. Meriç Nehri değil de biraz daha İstanbul'a doğru yakın bir bölge olan Midye-Enez hattı arkadaşlar. Balkan devletleriyle sınır kabul ediliyor. Yani biz Midye-Enez hattının batısında kalan bütün toprakları bu anlaşmayla kaybetmiş oluyoruz. Arkadaşlar Güney Makedonya, Selanik ve Girit Yunanistan'ın olacak. Yunanistan'ın olacak. Orta ve Kuzey Makedonya ise Sırbistan'ın olacak. Ege Adaları'nın durumu ise büyük devletlerin kararına bırakılmış arkadaşlar. Önemli not, Birinci Balkan Savaşı'ndan önce Osmanlı Devleti'nin kesin kazanacağını düşünen Avrupalı devletler herhangi bir sınır değişikliğini savaştan sonra kabul etmeyeceklerini ilan etmişler. Ancak savaştan Balkan devletlerinin galip çıkması üzerine bu politikalarını değiştirmişler. Yani Osmanlı'nın toprak kaybetmesine kesinlikle ses çıkartmamışlar. Peki. Arkadaşlar, Birinci Balkan Savaşları sırasında yaşanan önemli bir gelişme var. Nedir o? Bab-ı Ali baskını. Yani hükümet baskını. Buna hükümet darbesi de diyebiliriz. Günümüz tabiriyle hükümet darbesi de diyebiliriz. Peki bu Bab-ı Ali baskını neden yaşandı? Arkadaşlar İttihat ve Terakki Partisi Birinci Balkan Savaşı sonunda darbe ile hükümeti ele geçirmiştir diyoruz ilk maddede. Bunun sebebi de Birinci Balkan Savaşları'ndaki başarısızlıktan mevcut hükümetin sorumlu tutulması. Birinci Balkan Savaşı'ndaki başarısızlıktan dolayı yaşanan bir hükümet darbesi. Bu darbe sonucunda Kamil Paşa hükümeti devriliyor ve yerine Mahmut Şevket Paşa hükümeti getiriliyor arkadaşlar.
Ve bu olayla birlikte muhalefet sindirilmiş, ülke tabiri caizse fiilen tek parti yönetimine sokulmaya çalışılmıştır diyebiliriz. Arkadaşlar, Birinci Balkan Savaşı'nın sonuçlarına baktığımızda Osmanlı Devleti hem Batı hem de Doğu Trakya'yı tamamen kaybettiğini söyledik. Doğu Trakya'nın tamamı elinden çıkmış. 1914 yılında toplanan Elçiler Konferansı'nda Ege Adaları ile ilgili kararlar alınıyor. Bununla ilgili yeniden bahsedeceğiz ileriki slaytlarda. Kaybedilen topraklardaki Türklerin bir bölümü Anadolu'ya göç etmiş. Bu göçler Türkçülük akımının güçlenmesine ortam hazırlamıştır. Arkadaşlar, hemen burada şu noktaya dikkat çekelim yine. Önemli bir nokta. Nedir o? Balkan Savaşları sonucunda hem önemini kaybeden bir fikir akımı var, hem de önem kazanan bir fikir akımı var. Nedir mesela bunlar? Önem kaybeden Osmanlıcılık. Osmanlıcılık önem kaybeden fikir akımı. Türkçülük ise önem kazanan fikir akımı. Neden? Osmanlıcık fikir akımı neyi savunuyordu? Osmanlıcık fikir akımı din, dil, ırk ayrımı yapılmaksızın herkesin Osmanlı vatandaşı olduğunu savunuyordu. Ama Balkan Savaşları sırasında azınlıkların bağımsızlıkları için mücadele etmesi, Osmanlı'dan ayrılması bu fikir akımının önem kaybetmesine sebep olmuştur diyebiliriz. Akabinde Balkan topraklarının kaybedilmesiyle bu bölgelerde yaşayan Türk ve Müslüman tebaanın, yani halkın Osmanlı topraklarına, yani Anadolu'ya, daha doğrusu Anadolu topraklarına büyük bir göç başlatması Anadolu'daki Türk nüfusunun artmasına sebep olmuş ve bu da Türkçülük fikir akımının önem kazanmasında etkili olan bir gelişme olmuştur arkadaşlar. Pekala, gelelim İkinci Balkan Savaşı'na. Arkadaşlar, Osmanlı Devleti bu savaşta doğrudan yer almıyor. Peki savaşın tarafları arasında kimler var o zaman? Ona bakalım. Arkadaşlar, Yunanistan, Sırbistan, Karadağ ve Romanya birleşerek Bulgaristan'a savaş ilan ediyorlar İkinci Balkan Savaşları'nda. Bunun nedeni ise Birinci Balkan Savaşları sonunda imzalanan Londra Antlaşması'nda Bulgaristan'ın diğer Balkan devletlerine göre daha fazla toprak kazanması arkadaşlar. Ve bundan memnun olmayan diğer Balkan devletlerinin, Sırbistan ve Yunanistan başta olmak üzere, Bulgaristan'a karşı cephe almaları. Savaşın gelişimi sırasında Bulgarların üst üste başarısızlıklar göstermesi, yenilgiler alması üzerine Osmanlı bu durumu fırsata çevirmiştir. Ne yapmıştır? Bulgaristan'a Birinci Balkan Savaşı'nda kaybettiği yerleri, yani Edirne ve Kırklareli'yi veya Doğu Trakya'yı geri almıştır arkadaşlar. İkinci Balkan Savaşı sonunda imzalanan bazı anlaşmalarımız var. Bu anlaşmalardan ilki Bükreş Antlaşması, 10 Ağustos 1913 tarihinde. Bükreş Antlaşması'nın bizim için önemli yanı Osmanlı Devleti'nin bu anlaşmada yer almaması. Dikkat! Bulgaristan ile Balkan devletleri arasında imzalanan bu anlaşmaya göre Manastır, Üsküp ve Priştine Sırbistan'ın olacak, Serez, Drama ve Selanik Yunanistan'ın olacak, Güney Dobruca Romanya'nın olacak. Yani Bulgaristan 1. Balkan Savaşı'nda kazandığı toprakların büyük bir kısmını kaybetmiş oluyor arkadaşlar. Bulgaristan büyük ölçüde toprak kaybı yaşamış. Bir diğer anlaşma İstanbul Antlaşması. 2. Balkan Savaşı'ndan sonra Bulgaristan ve Osmanlı Devleti arasında imzalanan bir anlaşmadır. Bu anlaşmaya göre Edirne, Kırklareli dediğimiz Doğu Trakya Osmanlı'da kalıyor. Kavala ve Dedeağaç Bulgaristan'ın oluyor. Meriç Nehri iki devlet arasında sınır kabul ediliyor arkadaşlar. Bulgaristan'daki Türk azınlığa mülkiyet ve eğitim hakkı tanınmış. Yani o bölgedeki Türk azınlığın hakları korunmaya çalışılmış bu anlaşma ile.
Atina Antlaşması yine 2. Balkan Savaşı'ndan sonra Yunanistan ile Osmanlı Devleti arasında imzalanan bir anlaşmadır. Bu anlaşmayla Yanya, Girit ve Selanik Yunanistan'da kalıyor. Yunanistan'daki Türk azınlıkların hakları güvence altına alınıyor. Yani biraz önceki bahsettiğimiz anlaşmada olduğu gibi Yunanistan'daki Türklere azınlık statüsü veriliyor ve onların hakları korunmaya çalışılıyor arkadaşlar. Ege Adaları'nın durumu büyük devletlerin kararına bırakılacağını söylemiştik. 1914 yılında toplanan Elçiler Konferansı sonucunda Ege Adaları ve 12 adalarla alakalı kararlar alınıyor. Nedir bunlar? Arkadaşlar Gökçeada, Bolcaada ve Meis dışındaki adalar, Ege Adaları Yunanistan'ın olacak. 12 adanın İtalya'ya bırakılmasına karar veriliyor. Elçiler Konferansı ile birlikte. Peki, bir diğer anlaşmamız 2. Balkan Savaşı'ndan sonra İstanbul Anlaşması yine. Bu anlaşmada Sırbistan ve Osmanlı Devleti arasında imzalanmış. Normalde Sırbistan ile sınırımız kalmadığı halde bu anlaşmayı imzalıyoruz. Nedeni ise Sırbistan'da kalan Türk azınlığının haklarını koruma düşüncesi arkadaşlar. Ve o bölgedeki Türk ve Müslümanlara azınlık statüsünü kazandırmaya çalışmış Osmanlı Devleti. Bir sorunuz var. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin Balkan Savaşları'nda kaybettiği yerler arasında gösterilemez demiş. Arkadaşlar biliyorsunuz Makedonya, Batı Trakya ve Ege Adaları ile alakalı Londra Antlaşması'nda bunların kaybedildiği ile alakalı maddelerimiz bulunmaktaydı. Arnavutluk yine bahsettiğimiz 1. Balkan Savaşı'nda savaşa katılmadığı halde Osmanlı'ya karşı bağımsızlığını kazanan son Balkan devleti diyebiliriz. Onu da ekleyelim buraya. Osmanlı'ya karşı bağımsızlığını kazanan son Balkan devleti. Arkadaşlar, sorunun cevabı Bosna Hersek olacak. Bosna Hersek 1. Balkan Savaşları'ndan ya da Balkan Savaşları'ndan önce 1908 yılında 2. Meşrutiyet'in ilan edildiği o karışık dönemde Avusturya Macaristan'ın ilhak ettiği bir bölgedir. 1908 yılında Avusturya Macaristan'ın ilhak ettiği, topraklarına kattığı bir bölgedir diyelim arkadaşlar. Evet, 20. yüzyıl başlarında Osmanlı konumuz, yani ünitemiz daha doğrusu, bu konuları içeriyor arkadaşlar. Bunlardan bahsediyoruz. Konumuz burada bitti. Biraz ara verelim. İkinci saat, Birinci Dünya Savaşı ile beraber devam edeceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere.